Merhaba arkadaşlar şimdi de biraz a etiketinden bahsedelim yani biz HTML sayfamıza nasıl link ekleriz bu aslında çok kolay bir etiket yani örnek verelim mesela google.com'u ben bu linki eklemek istiyorum ve demek istiyorum ki buraya tıklayıp Google'a gidebilirsiniz. Dedim ki buraya tıklayıp Google'a gidebilirsiniz. Link vermek aynen şu şekilde. A etiketimi yazıyorum. Onun içerisine ya linkimi yazabilirim ama buraya tıkladığınız zaman bu linke gitmeyecek. Çünkü linki spesifik olarak başka bir nitelikte belirleyeceğim. Mesela buraya tıklayın diyeyim ben. Şöyle bakayım. Buraya tıklayın şu an link değil gördüğünüz gibi. Yani şeyim faremin imleci bile değişmedi. Niye? Çünkü nitelik belirlemem lazım. Href niteliği arkadaşlar nereye gitmesini istiyorsanız tıklandığında onu yazıyorsunuz ben buraya google.com yazdım ve yenilediğimde artık bu bir a etiketi bir link etiketi rengi değişik üzerine geldiğinde faremin imleci şeyi değişiyor ve altı çizili şöyle inspect ettiğim zaman href koymadığım zaman bunlar olmamış zaman fark ettiyseniz arkadaşlar. Yani ben artık buraya tıklayın diye tıkladığımda google.com'a beni yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi. O zaman bunun aynısını buraya kısmına yapabilirim. Burada mesela atıyorum bu sefer de erbilen.net yazalım. Buraya tıklayıp Google'a gidebilirsiniz diyor. Buraya tıkladığım zaman erbilen.net'e gidiyorum haber arkadaşlar. Şimdi bu a etiketi e, kullanın bu kadar aslında linki bu şekilde veriyorsunuz. Bunun içerisine isterseniz e, mesela atıyorum kalın yazdırabilirsiniz b etiketiyle beraber yazdırabilirsiniz şu şekilde. İçine resim bile koyabilirsiniz. Gerçi daha resim etiketini görmedik ama içine ne yazarsanız yazın arkadaşlar fark etmiyor önemli değil yani. Şimdi a etiketiyle beraber başka nitelikler de geliyor. Bunların e, en önemlisi target etiketi arkadaşlar. Bu target nasıl açılacağını belirtiyoruz tıkladığımız zaman standartı default arkadaşlar blank yani bu ne demek pardon blank demişim self altre self standart yani bunu yazmasam da aynı şey yapıyor şu an bu self muhabbeti arkadaşlar mevcut sayfada açar yani şöyle tıkladığın zaman bu sayfada açar ama ben tıkladığımda yeni bir sekmede açmasını istiyorsam o zaman burayı blank olarak değiştiriyorum target'ımı ve tıkladığım zaman yeni bir sayfa açıyor. Burası mevcutunu şeyini koruyor arkadaşlar. Ee, bir iki tane daha var aslında target ilgili ama onlar da iframe derslerinde gelince gösteririz. O daha mantıklı olur sanırım. Aynı zamanda title etiketi de koyabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Yani şu beyleri bir kaldırayım şuradan. Title etiketinde bütün hemen hemen bütün etiketlerde belirtebilirsiniz title niteliğini arkadaşlar. Tayfun Erbilen diyeyim mesela üzerine gelen e, gelince çıkan şu tool tipten bahsediyorum. Şöyle ipucundan. E, bir de aslında onu da göstereyim. Şöyle bir tane resim bulayım hemen. Bir saniye arkadaşlar. Şu resmi buldum. Siz göremiyorsunuz ama ben buluyorum. <laughs> HTML dersleri klasörümün içerisinde arkadaşlar resmimi yapıştırdım. Test diye bir resim olsun. Test.png olacak muhtemelen. Şimdi diyeyim ki bir hemen link oluşturalım. Resmi indirmek için tıklayın diyorum. Resmimin yolunu vereceğim arkadaşlar. test.png Tıkladığımda resmimin şeyine gidiyor gördüğünüz gibi. Ama ben şuraya download niteliği verirsem bu niteliğin bu arada sadece ki olarak veriyorum yani bu şekilde değer vermeme gerek yok download diye verirsem tıkladığında indirmesi gerekiyordu ama demek ki her zaman indirmiyor arkadaşlar <laughs> ee, normal şartlarda harbiden niye indirmedi ya hmm. bakalım bir <laughs> download doğru mu doğru download Download desek Onunla alakalı olabilir mi? Değil Olamaz HTML ee, Download diyelim Download attribute'üne bir bakalım Ahref, tamam bu şekilde Bakalım deneyelim hemen İşe yarayacak mı? Ops Bunu mesela böyle yapmış olsaydım Test yapmış olsaydım Yine indirdi arkadaşlar. Demek ki bunun ibni'liği bize. Böyle deneyelim bakalım. Herhalde bir sunucu üzerindeyken e, bu şekilde indiriyor. Ama biz şu an lokalde çalıştığımız için e, indirme işlemini gerçekleştirmedi. Ama normal şartlarda gördüğünüz gibi indirme işlemini yapıyor. Bunu da unutmayalım. Yani yolumuzla da alakası yokmuş bu muhabbetin. Şu şekilde yine bir kullanımı var. Bir şey değiştirmiyor. E, et ağlarla yani link eklemekle ilgili bir tane daha şey göstereceğim. O da şu. Mesela atıyorum e, ne diyelim işte HTML dersleri 1 2 3 4 5 şeklinde gitsin arkadaşlar. Ve şöyle şeyler belirleyelim. Divler belirleyelim. Bu divlere ID vereceğim ben. ID mesela ders 1 dedim. Şimdi ben bu linke tıkladığımda bu dive gitmesini istersem bu divin ID'sini yazacağım. Diyez'den sonra, diyez işaretinden sonra ders 1 şeklinde. Burada ID temsil etmek için diyez işaretini koyduk. Yani ben bu şekilde buna tıkladığımda sayfada ID'si ders 1 olan öyle. öğeye ee, hedef, kitle, hedef e, kitlenmiş olacak. Hedeflenmiş target olacak arkadaşlar. Yani oraya gidecek. Otomatik olarak o section'a gidecek. Yani şöyle yapalım o zaman. Test yazı deyip bunları hep br ile alt alta yazdıralım böyle bir sürü. Bu ders 1 için geçerli olan olsun. Bir tane kopyalayıp ders 2 yaptım. Bir tane daha kopyalayıp ders 3 yaptım. Kopyaladım. Ders 4 yaptım. Kopyaladım. Ders 5 yaptım id'lerini. Id'ler bu arada tanımlanırken her birisi farklı olması lazım. Yani bir tane daha ders bir ID'li bir e, div olamaz veya herhangi bir etiket olamaz fark etmiyor. Yani hangi etiket olursa olsun ID sadece bir kez tanımlanır. Yani paragrafla da ders bir diye ID tanımlayamayız bunu yaptıktan sonra bu arada haberiniz olsun. Ders 2, ders 3, ders 4, ders 5 dedik ve yeni diyorum. Şu an tıkladığımda Bakın şu aslında şöyle muhtemelen Hemen şöyle bakalım Bu gördüğünüz gibi ders üçümü kutusu arkadaşlar Tam da oradan başlıyormuş harbiden de Ders 3'e tıkladığımda Ne oldu ders 3 kutuma geldi Ders 5'e tıkladığımda en alta iniyor Ders 2'ye tıkladığımda ikinci kutumda e, Geliyor arkadaşlar Bu şekilde de site içerisinde Linkleme yapabiliyorsunuz e, Aynı zamanda A etiketinde rol diye de bir nitelik veriyorsunuz Girilen bağlantı ile sizin bağlantınız arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse Siz html sayfanız içerisinde benim sistemin linkini verdiniz. Her bilen net diye. Şu şekilde. Buraya kadar her şey güzel. Eğer siz bir rol belirtmezseniz Bu dofollow bir link oluyor. Yani bu ne demek? Ben bu verdiğim siteye kefilim. Yani bu aslında daha çok şeylerle alakalı bir etiket arkadaşlar. E, arama motorları ile alakalı etiket. Siz bunu şunu demiş oluyorsunuz. Ben bu arkadaşa kefilim bu verdiğim adrese, bu adresi takip edebilirsin. Yani benim üzerimden de ona ben kefilim, bizim aramızda bir ilişki var. Ben kefilim. Sen onu da takip edip onun da sitesini şey yapabilirsin falan filan. Ama biz buraya no follow dersek arkadaşlar, bu bağlantıyı takip etme demek. Yani ben bu bağlantıyı koyuyorum ama sen e, bu bağlantıyı takip etme. Ben bu sayfaya kefil değilim demek bunun gibi rolde bir sürü değer var. Onları da merak ediyorsanız siz araştırırsanız, kullanırsanız. Her zaman kullanmadığımız şeyler oldu, kullandığımız şeyler olmadığı için çok bahsetme gereği duymadım ama genel olarak link ekleme muhabbetlerimiz bu mantıkla çalışıyor arkadaşlar.